Merhabalar, Alaylı Yazılımcı Mülakatları videomun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde cevaplamaya çalışacağım soru, neden yazılımcı olmak istiyorsun? Neden böyle bir tercih yaptın? Eğer başka bir bölüm okuduysan özellikle ya da direkt yazılıma geçmek istediysen neden yazılıma geçtin? İlk başta bu sorunun birazcık daha arka planını anlatmaya çalışayım sizlere. Yani işveren, o iş ilanını çıkan şirket olabilir, insan kaynakları olabilir. İşe alacağı elemanının, insanın olabildiğince az riskli olmasını istiyor. Yani riskten kastım ne? Gerçekten yazılıma heveslenmiş ve bu yolda yürümek isteyen biri. Çünkü işverenin açısından düşünürseniz de o kişiyi işe alacaksınız, 2 ay, 3 ay eğiteceksiniz. Sonra o kişi yok yazılım bana göre değilmiş deyip çıkabilme ihtimali var. Hani bunu siz yapacaksınız diye demiyorum. İşverenin gözünde bu korku var. Hani bu kişi o kadar yatırım yaparsam, fırsat sağlarsam ve beni bırakıp giderse o işveren için büyük bir zarar. Bu yüzden de olabildiğince garanti almak istiyor kendine. Hani bu mesela kurye işinde çalışıyorsunuzdur diyelim. Restoranın teslimata başlama saati 12 diyelim. 12'de işe başlaması lazım, gecikmemesi lazım. Hani bu risk yönetimi, kişiye bakıp bu insan güven teşkil ediyor, 12 denince gelebiliyor. Bu tür sorumlulukları alabilen bir kişi diye bakılıyor. Bunun aynısı aslında beyaz yaka, daha böyle yazılım vari işlerde de geçerli. Yani neden yazılıma yönlenmeyi tercih ettin gibi bir sorunun altında aslında beni yarı yolda bırakacak mısın eğer ben bu şansı verirsem sana? Çünkü mesela 5 aday var diyelim, bir kişi de yazılım mühendisliği okumuş. Hani bu doğrultuda birazcık zaman harcamış. Hani o harcadığı zaman daha rahat kefil olabiliyor. Ama alaylı insanlar da eğer karşıyı tatmin edici bir cevap verebilirse neden olmasın? Sorunun arka planında daha çok bunu anlamaya çalışıyor insanlar. Yani verilecek cevaplar da aslında çok kişisel cevaplar. Kendi hikayenizden bahsedebilirsiniz. Ama para evet önemli bir faktör ama çok da değinmeyin. Çünkü görüştüğünüz işin maaşını bile bilmiyor olabilirsiniz. Adamın mesela maaşı 15 bin lira verecektir. Yani dolar bazında herkes öyle maaş almıyor yazılımcıda. O çok yanlış anlaşılan ya da birazcık daha satma kısmı için kullanılan bir şey. Ama tabii ki tecrübe kazandıkça kendi yeteneklerinizi geliştirdiğiniz takdirde de artan bir hani kariyer basamakları daha net tanımlanmış bir iş olanağı diyebilirim. Ama bence en azından mesela benle görüşme yapıyorsunuz diyelim. Tatmin edecek cevaplardan biri meraklı olmanız. Çünkü yazılım sürekli bir şeyler öğrenmeniz gereken bir meslek. Yani meraklı olduğunuzu karşıya geçirmeniz lazım. Hani bu yazdığınız kodlar olabilir, aldığınız eğitimler olabilir. Onlardan da lütfen bahsedin. Bakın şu eğitimleri aldım, ben gerçekten hevesliyim. Bakın şöyle şeyler yaptım. Projelerinizden bahsedebilirsiniz. Hani ben buna zaman ayırdım. Her şeyi yaptım kendi üstüme düşen. Sadece pratik tecrübe kazanmak istiyorum. Hani çalışmaya başlamak istiyorum. Sizden de bu fırsatı bekliyorum. O yüzden de iş görüşmelerine gidiyorum. Ha, getirebilmek aslında. Ya da bireysel projelerden bahsedebilirsiniz. İş başvurularını otomatik hale getirdim. Şöyle bir web sitesi yaptım. Şöyle bir fikrim vardı. Ne bileyim bakkal abim internet sitesi kurmak istiyordu. Ona internet sitesi kurdum bile yeterli bence. Hani ne yaptınız böyle dünyayı kurtarmanıza gerek yok. Sadece bu hevesi ve günlük yaşamınıza da bunu entegre etmek istediğinizi karşıya geçirebilmeniz. Onun dışında eğer izliyorsanız hani benim videoları geçin de daha böyle doyurucu videolar. Bakın yapay zeka böyle geliyor. Hani çok abartmadan dünya değişiyor ve dijitalleşme sürecinde ve ben de kendimi bu aşamada konumlandırmak istiyorum. Ben de ileride iş olanakları olsun, kariyer açısından çok önü açık bir alan olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bakın ödevlerimi yaptım, kendimi geliştirmeye çalıştım, bakın sertifikam burada, şöyle bir adamın podcastını dinliyorum. Tabii bunlar birazcık daha riskli, yani sallamayın çünkü soru sorabilir. Aa öyle mi, şunun hakkında ne düşünüyorsun? Hani gerçekten doyurun kendinizi, gerçekten zaten meraklı olun. Eğer sorarsa da cevabını verin. Ondan sonra zaten o samimiyet oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu dediğim aynı zamanda yurt dışı için de geçerli. Hani bir insanı işe alırken mesela Almanya'ya ayak uydurabilir mi? Bu şirket temposuna ayak uydurabilir mi? Bunları aslında insan kaynakları ve yöneticiler anlamaya çalışıyor. O şirketi araştırın, o şirkette nasıl çalıştıklarını, agile mi çalışıyorlar? Yani kültüründe çok mobbing mi var? Hani buna dayanabilir misiniz, dayanamaz mısınız? Siz cümle arasında o şirket kültürüne de biraz baktınız. Yani oyun şirketi ise Unity ile şöyle şeyler yazdım. Bakın ben zaten küçüklüğümden beri oyun oynayan biriyim. Yani buna çok hevesliyim. Oyuncu kısmındaydım. Şimdi arka planında da olmak istiyorum. Oyuncu tecrübesinin nasıl bir beklenti içerisinde olduğuna hakimim. Şimdi kendi oyunlarımı yazmak istiyorum. Belki de ileride hayalim kendi oyun şirketimi kurmak bile diyebilirsiniz. Yazılımın ya da yazılımcıların genelde mentalite olarak bence güzel yanı, pozitif yanı çok birbirlerinin önünü kapatmak istemiyorlar. Mesela bir oyun şirketinde çalışıp ben de oyun şirketimi kurmak istiyorum deyince çok önünüzü tıkamıyorlar. Hatta destek oluyorlar. Çünkü neden? Eğer başarılı bir oyun şirketi kurarsanız sizin şirketinizi hatta satın alabilirler. 1 milyon dolar verirler o kişiye. O oyun şirketini onların bütçeleri de daha fazla olduğu için reklam yapıp performans marketing diye bir şey var.
var. Büyütürler, şirket olur onlara 10 milyon. Kendi iş kaynaklarına da yöneliyorlar. O yüzden bu tür şeyler diyebilirsiniz. Ben yazılımı öğrenmek istiyorum kurumsal bir şirkette. Belki ileride kendi şirketimi kuracağım. Kendi danışmanlığımı vermek istiyorum. Ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Bu hevesinizi karşıya geçirmeniz ve bu hevesinizi birazcık daha dokunabilir kılmanız. Aldığınız eğitimler olsun, kurslar olsun, sertifikalar olsun, projeler olsun. Bakın ben bunları yaptım. Zaten hevesliyim. O ilk başta dediğim gibi ben elimden geleni yaptım. Artık bir tecrübe de istiyorum. Ama buradan herkese de önereyim, öyle %100 hazır zaten olmuyorsunuz. Sadece o öğrenme süreci de artık para kazanmaya başlıyorsunuz. Maaşlı çalışarak öğrenmeye başlıyorsunuz ya da o şirketin ihtiyacına göre öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani bir an önce ona geçmek çok önemli. O yüzden ne bileyim yazılım öğrenmeye başladığınız 3 ay, 4 ay tamam artık projeleri de yapıp iş başvurusu yapmanız lazım. O iş başvurusu çok şansa ilerliyor, torpiller olabiliyor. Yani orası çok karışık maalesef. Kendinize düşen tarafı iş başvurusu olsun. Olabildiğince zorlamanız. Bırakın onlar sizi mülakatta elesin. Belki çok ihtiyaçları vardır, yetiştirmek de istiyor olabilirler. Hani kendi kendinizi elemeyin. Yalan da söylemeyin. Sadece düşüncelerinizi daha profesyonel bir şekilde, hani birazcık politikacı gibi olacak ama ifade etmeye çalışın. Çünkü yazılım nedir sonuçta? Yazılım gözlerdeki ışık. Daha fazla saçmalamadan videoyu bitireyim. Ama demek istediğim şey lütfen hani işverenle empati yapmaya çalışın. Kendinizi onların yerine koyun. Onlar da hani bir kişiyi alalım ve bu kişi bizi yarı yolda bırakmasın diye düşünüyor. En azından en az bırakabilecek kişiyi seçmek istiyor. Eğer karşıya siz gerçekten kafanızı koyduğunuzu, bu konuda hevesli olduğunuzu gösterebilirseniz çoğu sorun aşılabilir oluyor. Hani konuyu bilmiyor musun? Öğrenirsin. Hani yeter ki meraklı ol, istekli ol. Çünkü zaten kimse her şeyi bilmiyor. Sadece o potansiyele sahip ol, hevesini kanıtlanabilir bir şekilde göster. Hani yapacağım, edeceğim değil de yaptığın şeylerden bahset, önüne koy. Ki karşısı reddedemesin, şüphe duymasın. Bak ben yapıyorum diyebil. Onun dışında da bu yolda olan arkadaşlara bol şanslar diyeyim. Öyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen nereden çıktın?